İnşaat 1993 yılı itibariyle Tekirdağ ilimizde hizmet vermeye başlamıştır. Firma geleneksel inşaatçılık kalıplarından çıkarak daha modern ve çağdaş güvenilir yapılar inşa ederek müşteri memnuniyetini de ön planda tutmaktadır. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Milazim Çelik, inşaat sektöründeki çalışmalarını mikrofonlarımıza paylaştı. Şimdi biz 1996'da Osmaniye Yapı İnşaatı kurduk. Onunla beraber taşeron firma olarak çalıştık. Gene şirket anlamında. Resmi işleri aldık yaptık. Ondan sonra taahhüt işleri yaptık. Belli bir nokta, belli bir aşama geldikten sonra biz ikinci firmayı Buhara İnşaat olarak kurduk. Bunun kuruluş nedeni de herhangi bir neden yok. Arsa benim üzerimdeydi. Mecburen Buhara olarak biz devam ettik. Kendi işimize artık döndük. Kendimiz başladık bu inşaatı. İlk bizim proje 47 daire, 2 tane dükkan olmak şartıyla 100. Tekirdağ ili merkez 100. yıl mahallesinde şu anda bizim bismillah ilk bizim bir projemiz. Bunu da başarıyla bitirdik. Son aşama geldik. İşin %99'u bitik. Şu anda sadece bizim bitmeyen işlerimizde bir çevre düzenlemesi var. Firma yapmış olduğu projelerde kaliteli malzemeleri tercih etmektedir. İnşaat dediğimiz zaman tabii her şeyle kalite olunca müşteri burada bir takılı gözüyle bize geliyor. Yani müşteri gidiyor, geziyor, geliyor, kararını veriyor ve bir üst sınıf insanlar burada geldi bize müracaat etti ve şu anda oturanlarda da buranın işte şu anda gördüğünüz iskanı almışız, vatandaş oturuyor. Bizim hedefimiz bunun gelecek, şu anda biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Yani para kazanmak amacından değil de gelecek için yatırım yapıyoruz. Fiyatlar da çok cazip bir rakamlarla satışlarımız devam ediyor. Tekirdağ'ın gelişimine değinen Milazım Çelik şöyle konuştu. Tabii Tekirdağ büyüyor, Tekirdağ durmadan gelişiyor. Tekirdağ büyük şehir olmadan önce de yani 4-5 yıl önce de gene gelişiyordu Tekirdağ ama büyük şehir olduktan sonra da bundan sonra da gelişecek. Burada hemen Barbaros'a zaten 2013 yılında hükümetimiz şu anda diyor ki biz büyük limanı buraya getireceğiz ve bitmek üzere şu anda. Bittiği gibi tabii burası gelişecek. Yani hedefleri 4-5 yıl içerisinde buranın nüfusunu 700 bine çıkartmak. Firmanın bir aile şirketi olduğunu belirten Milazım Çelik, sektördeki hedeflerini dile getirdi. 1988'den beri çizgimiz bellidir. Biz bir aile şirketiyiz. Yani bir tarafta kendimiz yapıp kendimiz üretiyoruz. Yani kendimiz yaptıktan sonra kendimiz pazarlanmasını falan kendimiz yapıyoruz. Burada şimdi inşaat dediğimiz zaman yani çok aşırı derecede hemen yükselip de bizim belli bir nokta gelmek bir hedefimiz yok. Ne kadar paramız varsa biz o kadar iş yapacağız. Milleti perişan etmemek şartıyla herkes bir huzurlu içerisinde kendi dairesinde rahat rahat oturup yerleşmekte. Yani bizim hedefimiz bu ve bu işe de sürekli ve devamlı bakıyoruz ve inşaat da benim hoşuma gidiyor. İnşaat sektörünün hassasiyetine değinen Milazım Çelik şöyle konuştu. İnşaat sektörü olur veya başka bir kuruluş olur. Eğer bir kuruluş ayakta durabilmesi için kendi hesabını çok iyi yaparsın. Tabii burada kalite bir, dürüstlük iki, insanları perişan etmemek üç. Bunları yaptığın zaman sen ayakta durabilirsin. Ayakta da bir şirket eğer kendini geçindirebiliyorsa, kendi çoluğu çocuğuna bir ekmek götürebiliyorsa, hangi kuruluş olursa olsun yıllardır eğer bu ayaktaysa demek ki bu kuruluş para kazanıyor. Ama önemli değildir. Ben bir günde işte 1 trilyon para kazanıyorum. Bu çok önemli değildir ama eğer biz 1988'den beri inşaatta ekmeğimizi kazanmışsak demek ki Allah bir şey vermiştir. Bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Milazım Çelik kalite ve özgüvenin sektördeki önemine değindi. Diyelim bir il veya bir bölge veya bir ülke yanlış bir karar verip yanlış bir insanı kendi başlarına seçerse 4 yıl orada bir kaybımız olur. Çünkü bizim memlekette 4 yılda bir seçim oluyor. İnşaat da öyledir. İnşaata diyelim yani çok özür dileyerek söyleyeyim.
herkes kendi özüne dönerse bence daha mantıklıdır. Çünkü niye? Yani benim sanatçılara da benim saygım var. Bugün sanatçı iş yapıyor, eczacı inşaat yapıyor. Yani herkes kendi işine dönerse bu sıra o iş başarıyla bitmiş oluyor. Bu bir, ikincisi bir de eskisi gibi değil artık. Yani burada müteahhit ya dürüst olacak ya dürüst olacak. Dürüst olmadığını kendisi kaybeder. Çünkü yapı denetimi var. Belli bir kalite bizim ülke şu anda kazandı. İnşaatta yani demirinden tutun betonuna kadar herhangi bir eksiklik yok. Ama eksikliğin dışında burada sadece bir kalite ve özgüven, ben işimi nasıl başarıyla bitiririm, nasıl vatandaşa veririm, bu çok önemlidir. Şirket müdürü Cebrail Çelik, yapmış olduğu projelerde kaliteyi müşterilerine sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Buhara inşaat olarak biz bu sektöre girdiğimizde piyasada belli bir boşluğu biz sezdik. Tekirdağ'da daha çok işe çok uçuk rakamlara satılan daireler lüks yapılıyordu. Biz burada insanlara nasıl bir hizmet götürebiliriz sorduk kendimize. Aile şirketi de olduğumuz için bütün bireylerle biz bunu görüştük. Herkes olumlu bir şekilde şuna karar verdi. Çok kaliteyi, üstün kaliteyi insanlara uygun bir şekilde sunmayı. Biz hep bunun peşinde olduk. Hep bunun için çaba gösterdik. Ve şu anda da bakıyorum da o çabamızın meyvesini şu anda yiyoruz. Şu anda biz Buhar Evleri projesini ilk buraya başladığımızda mühitin nabzını çok iyi bilen insanlarız biz. Hatta ben kendim de burada oturuyorum. Buranın çok iyi nabzını yokladım, biliyorum. Çok kaliteli bir yapı yaparsak çok uçuk rakamlara biz satamayacağımızı biliyorduk. Ama insanlara biz kaliteyi bu şekilde getirdik buraya yani. Gerçekten de Tekirdağ'ın bazı bölgeleri lüks projeler yapıyorlar. Fakat çok uçuk rakamları satıyorlar. Benim satış fiyatlarım da kalitemi göz önünde bulundurduğu zaman, onun da satış fiyatıyla kalitesini göz önünde bulundurduğu zaman benimkinin daha üstün olduğunu siz göreceksiniz yani. Biz bunu sezdik. Farklı bir stil yaptık gerçekten. Şimdi giydirme cephe sistemi diye bir sistem var. Bunu daha çok buralarda iş merkezlerine uyguluyorlar. Biz bunu konuta nasıl kazandırabiliriz? Onun peşine düştük ve başardık da bunu. Çok ciddi rakamlarda biz bunlara para yatırdık ve şu anda bu bizim stilimiz oldu. Bizden sonra insanlar yeni yeni bu projeye bakıp benzer projeler yapmaya çalışıyorlar. Bu da bizim için bir sevinç kaynağı, onur kaynağı yani. Cebrail Çelik programımız aracılığıyla daire almak isteyenlere tavsiyeler de bulundu. Şimdi vatandaş kesinlikle eğer kendisi bu konuda bilgili değilse muhakkak bilgili birisi diye gelip bu tür daire alımını yapmasını tavsiye ediyorum ben. Genelde burada insanlara ben daireyi gösterirken, çünkü Tekirdağ'da biz birebir satış yapıyoruz. A'dan Z'ye bütün malzemeleri, kalitesini, işçiliğini göstererek satış yapıyoruz. Ve ben insanlara şunu diyorum, ben burada size daireyi satmak için sizi bilgilendirmiyorum. Bir daire nasıl alınır, dairede olması gereken nelerdir, ileriye dönük bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl başınız ağrımadan burada oturabileceğiniz şekilde bir daire nasıl alabilirsiniz, ben bunu size tavsiye ediyorum. Ve gerçekten de geri dönüşleri de oldu bunun bana. Yani temelden tutun çatıya kadar, iç malzemeden tutun dış malzemeye kadar işçilik konusunda tek tek bu şekilde ben insanlara bilgi veriyorum ve delili bir şekilde, fotoğraflı bir şekilde, faturalı bir şekilde insanlara bunu kanıtlıyorum ve bunun geri dönüşü de bana çok iyi bir şekilde oluyor. En büyük farklılarından bir tanesi de satış sonrası hizmet. İnsanlara satıştan sonra kesinlikle kapısını kapatmıyor. Her ne sıkıntısı olursa olsun çözmeye çalışıyor. Bunun da ben çok iyi olumlu tepkilerini aldım yani. Cebrail Çelik son olarak programımız aracılığıyla tüketicilere mesaj verdi. Kendisi birebir gelip canlı gözüyle yapıya bakması lazım. İkincisi, hangi yapı denetime bağlıysa gidip bunda bunun hak ediş raporlarına bakması lazım. Üçüncüsü, geçmişte yaptığı projeler varsa burada iskan almış mı, almamış mı, teslim etmiş mi, etmemiş mi, bunu araştırması lazım. Şimdi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz insanlara bunu söylüyoruz. İlk projemize bakın, iskanımızı aldık. Herkese fotokopisini verebilirim. Gidip baksınlar. İkinciye de daha iskan aşamasına gelmeden bütün evrakları biz hazırlamışız. Belli bir ücret bunu yatırmışız. Sadece çevre düzenlemesini bekliyoruz. Çevre düzenlemesi biter bitmez %100 aşamasına geldi mi müracaat edeceğiz. Bir ay veya 1,5 ay içerisinde diğer insanlara iskanları teslim edeceğiz.